Türkildi. Şu bir neyse düşünmeyim ben. Buxoro şahar hokimligi hal vakileştirilgen. Bir minut ya iki minut içinde sudya şunca kararını kanday görüp yazıp çıkışı mümkün mü ki? İşlep turgan dükkanımızın on borxona deb yazışıptı. Lekin canım sudya on borxonanı on borxona mı işlep turgan joyumu görmezsen kanday on borxona deb yazasız. Şunlar sen taklaş niyeti de bize. Cemal'ın usurup bizden kışnımız. O kişinin borları bulanmanın borların katta bir gün. Lekin şu proyektin cevabını sizge aytaman deyip o kişi 4 oy cevap kuttum, 4 oy iş nasıl demediler. 4 oydan keyin yana kaytadan iş sudunması kararı göz kaldı. Manam düşünmedim şu nersanı, nasıl falan düşünmediler. Keyin yordan bir bor, bir renkli borsam agar o kişi kanaydır bir atkazga götürdüler. Sardor Umurzoq. Bizden oylamız beni okumasın. Bize konundan çetke çıkıp işlem okuyamaz mız? Bolalarımını çetlege yuborma okuyamaz mı? Assalamu alaikum. Bana maslaka bir de hücret göstermek okuyamam. Bana bu ön takusun çiğilde. Karim Cemuç, Kudur Rahmatli, Trik Büyüken Paytları, Birgen hatları mahallamızda. Bizden mahallamız şu nersan getirip bir odalar bize. Bu hatta kısa gün ama ayıp ötemen 2019 yıl Xoro şahar hokimimiz Kamolov Karim Cemoviç Xoro ahlini Özbekistan müstakilligini 28 yılı gibi tabriklab mübarek bot ettiler ve 17-18 avgust günlerini umxal xayriye haşarını ötkazışını sürüp mahalla reislerine topşırıq bergandılar. Şu yılın ortalarında Nodra Ergaşı ve endigine reis bölüp kelgandılar. Nodra Opa 14 avgust 2019 yıl bizge ve barcha tadbirkorlarga Xoro şahar hokimligi tomonidan 15-30 avgust günleri obodonlaştırış ve tozalik oyligi doyrasida korxonamizga tegishli hududda daraxtlarni oqlash, atrofni tozalash va farmoyishning 5-bandiga asosan bir kunlik ish haqqi miqdoridagi mablag'ni mahalla xayriya jamoat fondi Xoro shahar bo'linmasi boshqaruv hisob raqamiga yetkazib berishimiz so'ralgan xatni berdilar. Men sizlarga oldin ko'rsatdim, mana xatni yana bir bor ko'rsataman. Biz tadbirkorlar sifatida, tadbirkor sifatida bu xatni olib, to'lovni ham qilganmiz o'sha vaqt. Şu yılı müstakillikten keyin pandemiya tugamagan davrda to'satdan Xoro shahar hokimimiz xalqparvar inson Kamolov Karim Cemoviç dünyadan ötüp oldular. O kişinin ürünlerine ise Xoro shahar hokimi Ötkür Cumayev tayinlandılar. Ötkür Cumayev ve Nodra Ergaşova davrlarda 20 yıldan beyon konunu işlab davlatga foyda keltirayotgan bizning dükkanımız, savdo dükkanımız endilikda noqonuniyga aylantirildi. Ana hozir ko'rsatilgan oldingi hujjat bo'yicha ishlab turganimizda hamma to'lovlar qilingan paytda qonuniy degan gap bu ham. Ana bu mahalla raisi berganlardan keyin bizga buyruqni qilgan devorlarimiz. Lekin sudga berilgandan keyin bu devorlarni biz o'sha vaqtning o'zida olib tashlandi. Biz hech qachon davlat qonuniga rioya qilmasdan hech ishni qilmaymiz. Qilmaganmiz ham. Olib tashlandi. Olib tashlangandan keyin ham baribir shu ishlar bizga qarshi davom ettirdi. Nodra opa mahallada mahalla bo'lganlardan keyin, rais bo'lganlardan keyin keldilar-da-yu 21 yilni fevral oyiga keldilar-da boshiga aytdilar-ki, mana bu do'konni chetiga dedilar, temir to'siq qilasizlar dedilar. Kechirasiz. Temir to'siq qilasiz deb aytdilar. Şunu çıraylı kılıp kalmıştı boşkısa kısa yok dediler, buymaydı. Fakat imine şunda kalksa mana şunaka temir tüysükünü kıldırdılar. Mahallemiz obod büysün, çıraylı büysün de baktılar. Mana şu temir tüysükünü mecburlatıp kıldırdılar. Şundayım, şaroytum yok, doğru. Opacığım. Doğru. Hozur, kış kapı karab, mana şaroytum yok desem, ben bilmeyim ha. Bilmesem, maske okuklantır, şıkatı beremen, kılmasayız dediler. Ben pensiyoner otonamdan karz olup, ana şu tüysükünü kıldırdım, bolalarım, savukta, fevralini. Qoq ortasidan shu to'siqni qildi savuqda bachalarim. Bu to'siq qilib bo'lgandan keyin bizaga ha deb hokimiyatdan bosimlar bo'laverdi. Bosimlar bo'lgandan keyin ular bizaga hokim bilan uchrashing, Jumayev hokim bilan uchrashing deganlarga uchrashuvga bir necha bor bordim. Jumayev o'tkirib bizadan qochib yurdilar. U kishini nimasiga kira olmadik qabuliga. Undan keyin yagona darchada qabul bo'ldi. Ilhom aka degani devonxonada ishlaydigan Rajabov İlhom mi? Jaborov İlhom.
o'sha kishi qabul qildilar. Bordimda-yu, mana mahalla raisimiz aytgan to'siqni qildim. Desam, bu podstava ekan. Biz qayerdan bilaylik? Ular bu narsani ko'rib xursand bo'lib, indamadda aytdiki, 25 kundan 15 kundan keyin javobini aytaman sizlarga. Dedi, biz kelsak 25 kundan keyin uyimizga xat kelyapti. Sizlar sudga berdik deb. Chaqiruv qog'oz. Chaqiruv qog'ozi kelyapti, sudga berdik deb. Lekin chaqiruv qog'ozida hech qanaqa pechatam yo'q, muhram yo'q. Rometanga chaqiryaptilar. Nima uchun Buxoroni yeri Rometanga beriladi? Mana shu narsaga tushunmadim. Sudni birinchisini o'yinchoq qildilar. Arxitektor ikkita kelgandan keyin sudga tushuntiryapman men. Hujjatlarimni ko'rsatyapman. Mana hujjatlarim ko'rsatyapman. O'ylay, korxona hujjatim ko'rsatyapman. Tushuntiryapman. Biz hamma soliqlarni to'layapmiz. Deb tushuntirsam, sudya Allayev Ubaydullo ikkita arxitektor bolani o'rindan turg'izdi-da-yu, "Xo'sh, nima deysizlar bu masalaga?" desa, ikkita arxitektor bola turib aytdiki, "Biz bu ishni hali o'rganib chiqmadik," dedi. Sudya Allayev shunda aytdiki, "Ishni o'rganmagan bo'lsangiz, nima qilaringiz bilan sudga berib?" deb sudni 10 kunga qoldirdilar. 10 maygacha. Sudga bordik. Sud bizni Romitan sudiga chaqirdi. Bizga adresi ham yo'q edi, boshqa ham. O'zimiz aniqlab shaharda bo'layotgan ekan sud. Sudyani bizga berib kelishimizni deb xabari ham yo'q ekan o'sha sudga borishimizdan. Shuning uchun hukumatdan kelganlar behujjat, beshtama kelgan. Gapiring onasi. So'ng 10 kundan keyin sudga borsak, ulardan yana birta yigit keldi. U kollejni o'qigan ekan, yuridический kollejni o'qigan ekan, yosh bola. Bizani sudda 5 soat ushlab o'tirdilar, to sud boshlanguncha. To bu bola borib, qanaqadir 1 soatning ichida hujjatni taqdim sudga borganimizda qanday bizni sudya janoblari xulosa qo'llarida bo'lmagan holda bizga sudga chaqirishi, bu qonun bo'yichami yo'qmi? 5 soat kutib o'tirib, 1 soatgacha keyin borib xulosa keldi. Yana eng qiziq joyi, juda ajoyib bo'lgan, sudga kirdik. Sud eshitganlar ham yana shunday qilib, ha, keyin chiqinglar sud qaror chiqaradi deyishdi. Chiqarishdi. 1 minut yo 2 minut o'tgan, kiringlar qaror chiqdi deyish. 1 minut 2 minut sudya shuncha narsani tekshirib qaror chiqarishi mumkinmi? Mana shu qaror. Keyin ana qaror chiqdi. Mana qaror. Shu qarorni ham bizaga bermadilar. Bizani 5-6 soat avra qildilar. Rometanga 2 marta borib keldik. Birinchi martasiga bizaga qarorni bemuhr berdilar. Bunaqa emas, prosta pechat qilingan qaror berdilar, bemuhr. Undan keyin yig'lab qancha azoblar yedim. Men bilmayman, kimning manfaati uchun kerak bu ishlar, kimga kerak bu ishlar, men tushunmadim. Bu qarorda bizni ishlab turgan do'konimizni omborxona deb yozishibdi. Lekin janob sudya omborxonami, ishlab turgan joyimi ko'rmasdan qanday omborxona deb yozasiz? Keyin biz advokat oldik. Advokat olganimizdan keyin advokatimiz ularni delasidan bizga 2 qog'ozni topib berdilar. Birinchisi mana shu to'siq bo'yicha. Mana shu to'siq bo'yicha Ergashova Nodira opaning tuzgan dalolatnomaga qo'ygan qo'llari. Mana bu birinchisi. Mana. Ikkinchisi esa mana bu ogohlantirish xatini biz umuman ko'rmabmiz, olmabmiz. Bu ogohlantirish xatida turmush o'rtog'imni qo'llari qalbakilashtirilgan imzolari qalbakilashtirilgan. Mana. İmzoya gir. Mana qalbakilashtirilgan. Bitta gapni aytib o'taylik. 1 minut yo 2 minut ichida sudya shuncha qarorni qanday ko'rib yozib chiqishi mumkinmi ekan? Sudlarni o'yinchoq qilib ish qilib 2,5 yildan beri bizani oilamizni moddiy va ma'naviy zararga qo'ydilar. Asablarimiz bular qilgan ishlardan juda ham charchadi. Buxoro shahar hokimligida ba'zi bir hammasini yomon demayman. Buxoro shahar hokimligida ba'zi bir bor ekan shunaqa insonlar. Mayli, Alloh bor ekan, Alloh o'zi ajrini beradi, lekin endi biz nima demoqchimiz? Hozir
bizaga hozir hokimimiz Nosirov Jamol Shuhratovich. Jamol Shuhratovich juda ajoyib inson. U kishi 3-sud apellyatsiya vay Oliy sudni sudi tugagandan keyin mani o'ylamonsiz qolmasin Jamol Shuhratovich. Iltimos yordam bering deb murojaat qilganimda yo'q demay keldi shu inson. Keldi. Ko'rdi sharoitimizni o'rgandi. Keyin keling men bir o'ylaysizga yordam qilay deb sudni ijrosini qaytardilar. To'xtatdilar. Tadbirkorni tadbirkorligi buzilmasin, bir o'yla benon qolmasin deb u kishi sudni qarorini to'xtatdilar va menga proyekt qilib keling. Men ko'ray, ma'qul bo'lsa tasdiqlab beraman dedilar. Men ana shu proyektni qilib keldim. Berdim u kishiga. Mana mana shu proyektni berdim. Juda ham chiroyli proyekt. Hamma joyda domla qurilyapti. Domlani o'rtasiga mana shu proyekt bo'lsa agar xalq dam oladigan joy. Mana kuchimiz yetgancha oilamiz bilan 3 o'g'lim bor. Shu narsani taxlash niyatida bizlar. Mana bolalarim hunarmand, o'qimishli, aqlli bolalar. Shu narsani qilib biladi. Men ishonaman. Jamol Nosirov bizani qo'shnimiz. U kishini bolalari bilan mani bolalarim katta bo'lgan. Birgalikda. Ha. Lekin shu proyektni javobini sizga aytaman deb u kishi 4 oy javob kutdim, 4 oy hech narsa demadilar. 4 oydan keyin yana qaytadan ish sudni nimasi qarori qo'zg'aldi. Men ham tushunmadim shu narsani. Nosirov ham tushunmadilar. Keyin yordam bering deb borsam agar u kishi qanaydir bir atkazga o'tirdilar. Biz u narsani tushunmadik. Iltimos Sardor Umrzoq. Bizani oilamizga yordam bering. Bizani oilamiz benon qolmasin. Kambag'allikni oldini olaylik. Iltimos yordam bering. Bizaga shu ishlab turgan joyimizga hujjatimizni rasmiylashtirib berishga yordam bering. Biza qonundan chetga chiqib ishlamoqchi emasmiz. Bolalarimni chetlaga yubormoqchi emasman.